Aramızda Çankırılı olan var mı bilmiyoruz ama onların yarenleri İstanbul'da. Çankırılılar bölgelerinin, şehirlerinin renklerini tanıtmak için İstanbul'dalar. TV8 muhabiri Esra Rakıcı da bizi Feshane'de bekliyor. Hemen dönelim. Esra bize ayrıntıları anlatsın. Esra. En güzel Bilge tuzuyla, kavunuyla, birbirinden lezzetli yemekleriyle Çankırı Günleri Feshane'de kapılarını açtı. Açar açmaz da ziyaretçi akınına uğradı. Biz de şu anda bir standdayız. Ben şimdi izleyicilerimizden özür dileyerek kameraman arkadaşım Doğuş Özden bir Çankırı standını şöyle izleyicilerimize göstermesini rica ediyorum. Özür diliyorum çünkü birbirinden lezzetli bazlamalar, sarmalar, dolmalar şu anda tezgahta. Ve tabii ki yarenler burada. Evet. Yaren hoş geldin. Hoş bulduk canım, teşekkür ederim. Neler getirdiniz? Neler getirmedik ki? Özel olarak her şeyi sizler için yaptık, hazırladık, getirdik. Sizlere özel ayağınıza getirdik Çankırı'nın çeşitlerini, yiyeceklerini. Şimdi bazlamalar saçta dönüp duruyor. Saçta. Neyle bunları biraz anlatır mısınız? Özelliği nedir? Özelliği bu patatesli, çok güzel, çıtır çıtır. Bu peynirli, bu ıspanaklı, kavurmalı, kıymalı. Tencere yemekleri var. Bu analı kızlı köftemiz var yöresel. Dolmamız var. Kuru biber dolması, patlıcan dolması. Sizin için ayağınıza anlatmıştınız kadar her bize yayından önce analı kızlığın özelliği analı neydi? Nasıl yapıyorsunuz? Özelliği kıymadan yapılıyor. Güzel yağsız kıyma olacak. Bulguru özel bunun. İçi de bu küçükleri kızı oluyor. Büyükleri de anası oluyor. Özel olarak hazırlamışız. Peki kolaylıklar diliyorum size. Tabii ki ilgi Çankırı günlerine çok yoğun. Efendim Çankırılı mısınız? Ben Çankırılı değilim. Konyalıyım. Ben Çankırı aşığıyım. Çankırı'yı sevdiğim için dostluğunu, sevgisini, insanlığını yani yakınlıklarını sevdiğim için Çankırı günlerine katıldım. Doldurmuşsunuz poşetleri. Neler aldınız? Çankırı'ya özel yiyecekler, kuru yemişler. Geldim işte bu standa bazlama, sevdiğim için bazlamasından aldım. Evet. Yani Çankırı Türkiye'nin sevilen, sayılan bir... Peki efendim, afiyet olsun size. Biz Çankırı mutfağını göstermeye devam edelim. Bir de meşhur mu meşhur kavurması var Çankırı'nın. Aynen öyle. Evet efendim, kolay gelsin. Nasıl Çankırı kavurmasının özelliği nedir? Özellikle kendi üretimi etlerimizden, danalarımızdan. Kestik, doğradık. Sizler için buraya aldık, paketledik, geldik. Burada da pişirdik, servise hazırladık. Vatandaşımız rahat bir şekilde yesinler diye. Yaprak şimdi burada sadece Çankırılı yok. Herkes gördüğümüz kadarıyla da çok kalabalık. Tadına aynen bakan öyle. Ne diyor? Nasıl yorumlar? Çok lezzetli buluyorlar. Etlerimiz çünkü doğal olduğu için etlerimizde çok güzel kokular var. Kendi özelliğini taşıdığı için. Papatyalarla besleniyor hayvanlarımız. Söyleme sahiptir. Dönerimiz var. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sizlere de biz teşekkür ediyoruz. Evet Bilge, Çankırı günleri renkli mi renkli? Bu izlediğiniz bölümler sadece küçücük bir bölümde. Daha evet. Fazlası Feshane'de pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor. Söz yeniden merkezde. Esra, tadına bakmadan gelmeyin. Diyelim biz teşekkür edelim sana. Gün ortasını biz burada noktalıyoruz.